Refakatsiz çocuklar var ve çocukların hastanelere ya da kurumlara sevki söz konusu. En basitinden bu çocukların devlet güvencesi altında kurumlarda ya da hastanelerde özel görevliler tarafından, özel sorumlular tarafından kayıtları tutulması gerekiyor. Biliyorsun basına ilk başta şeyler çok fazla yansıdı. Ben polisim, ben ailesiyim diye hastaneye gelip hiçbir belge göstermeden çocukları alıp götürdüler. Refakatsiz 1100 tane çocuğun tarikatlara ait bir köyde olduğunu öğrendik ve bunun hiçbirinin takibi yapılmadı. Bakanlık şimdiye kadar ya da hükümetin hiçbir yetkili şimdiye kadar çıkıp bu çocukların durumu toparlayıp düzeltilebilecek hiçbir şey açıklamada bulunmadı. En başından bu çocukların özel bir koruma altına alınması gerekiyordu. En başından bu çocukların devlet eliyle bir koruma altında bulunarak gerçek belgelendirme yapıldıktan sonra ailelere teslim edilmesi gerekiyordu. Zaten güvende olsun diye tarikatlara, kendi cemaatlerine ya da bazı üçüncü şahıslara teslim edilmesi değil. Ailelere tesliminin sağlanması gerekiyor. Aileye teslimi sağlanamayan çocukların devletin zaten görevleri var, devletin zaten yurtları var. Bu yurtlarda koruma altına alınıyor olması gerekiyor. Zaten tarikatlarda Kur'an öğrenmek istiyor bu çocuk diye 3 yaşında, 5 yaşında, 6 yaşında çocukları oraya teslim ediyor ama hukuki hiçbir dayanağı yok. İnsani hiçbir dayanağı yok. Ya biz çok net bir şekilde 1100 tane çocuğun bir köyde olduğunu ve tarikatın elinde olduğunu biliyoruz mesela. Buna ilişkin haberler yapıldı ve bu haber yapan arkadaşlar tehdit aldı. Bir gündeki bir gazeteci arkadaşımız yapmıştı bu haberi. Onun haberiydi bu. Biz de tam detayı ve işi içeriği ondan öğrendik. Ha, bu haberden sonra inanılmaz tehdit almaya başladı. Burada korunması gereken şey çocuk değil midir? Yani bizim hepimizin, bütün insanlığın önceliği çocuk değil midir? Yani biz çocukları koruyamadık gibi devlet eliyle çocukları koruyamadığımızı belgelediğimiz zaman devlet eliyle tehdit ediliyoruz. Yaptığınız başvurular hele de kurumlara, kişilere ya da yönetimdekileri, hükümetteki insanlara dair yaptığınız başvurular çok uzun vadede ya cevapsız olarak geri dönüyor ya da hiçbir gerekçe göstermeden reddediliyor. O yüzden şu ana kadar elimizde evet bizim yaptığımız başvurulardan net olarak bize işte araştıracağız diye bir karar geldi ya da bir bildirim geldi diyemem. Gericilik biliyorsun ilk etapta çocuklara ve kadınlara saldırır. Gericiliğin ve yobazlığın saldırmasının temel sebebi aydınlanmanın, ileriye gitmenin önüne geçmektir. Çocukları tarikatlara teslim ediyor olmak çok büyük bir kitleyi, çok büyük bir toplumu, özellikle etnik olarak, kültür olarak çok farklı olduğunu bildiğimiz insanları bir şekilde asimile etmeye çalışmaktır. Bunu da geçtim. Yani devletin net eliyle bir şey asimilesinden bahsetmiyoruz. Net olarak kadınlara ve çocuklara yaptığı bir saldırıdan bahsediyoruz aslında burada. Daha küçücük çocukları yani kendini ismini söyleyemeyen çocukları tarikatları teslim ediyor olmak demek, bu insanlar yeni militanlar kazandırıyor olmak demek.